Bir bardak kadar unumuz, yarım su bardak kadar ılık suyumuz, bir su bardak kadar sütümüz, bir yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir adet yumurtamız, bir paket kuru mayamız, bir yemek kaşığı kadar toz şekerimiz, yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, üzeri için susam, ondan sonra içi içinse eğer yapmak istiyorsanız, köftede yapmak istiyorsanız 250 gram kadar dana kıymamız, bir tatlı kaşığı kadar doktorsal sıvı tuzumuz, karabiberimiz, pulverimiz, bir adet domates ve yeteri kadar kıvırcımız olacak. Önce geniş bir kabımızı içine unumuzu boşaltalım. Onun üzerine yağımızı ilave ediyoruz. Ondan sonra yumurtamızı ilave ediyoruz. Ondan sonra mayamızı içine ilave ediyoruz. Doktorsal sıvı tuzumuzu döküyoruz. Ondan sonra hamurumuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bezelere bölerim. Ondan sonra bir yarım saat 40-45 dakika bir dinlensin. Şimdi hamurumuzun iyi bir dinlenmesi gerekiyor. Geç biz burada çok fazla zamanımız olmayacağı için fazla dinlendiremeyeceğiz. Ama siz bir yarım saat 40 dakika iyice bir dinlendirin ki hem fırına gönderdiğimizde çatlamalar olmasın hem de hamurunuz ve ekmekleriniz daha iyi bir şekilde kabarsın ve pişsin diye. Ondan sonra hamurlarımızı hazırladık, bezelere böldük. Tezgahımızın üzerinde dinlenmesi için 40-45 dakika bir dinlenmesi için üzerine nemli bir tane bezle örteceğiz. Ondan sonra köftemizi hazırlayacağız. Köftemizi içinse geniş bir kabımızın içine tekrardan kıymamızı ilave edeceğiz. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra onu güzelce bir yoğuracağız. Yoğurduktan sonra geniş bir aile istese biraz içine ekmek de kullanabilirsiniz. Ondan sonra köftelerimizi hazırladıktan sonra evde kaç kişi ise ona göre köftelerimizi hazırlayacağız. Köftelerimizi isterse fırında da pişirebilirsiniz, isterse tavada veya ızgarada da pişirebiliriz. Köftelerimizi hazırlayacağız. Ekmeklerimiz pişecek. Ekmeklerimiz piştikten sonra altına domatesimizi, ondan sonra kıvırcığımızı, köftemizi ilave edeceğiz. Ve üzerinde güzelce bir şekilde bir süsleyeceğiz. Süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Düşük bir dereceyle fırına gönderelim ki hem iyi bir şekilde hazırlanmış olsun hem de afiyet yiyeceğiniz.